Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Görüntüleri İmamoğlu sızdırdı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önemli isimleriyle yaptığı online toplantıya ait olduğu öne sürülen bir kayıt, İmamoğlu'nun A takımıyla gizli darbe toplantısı notuyla paylaşıldı. Videonun ardından CHP'de yer yerinden oynarken, tüm bu gelişmeleri eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen Haber 7 muhabiri Yavuz Selvi'ye değerlendirdi. Büyük ihtimalle o toplantıyı yapanlar sızdırdı. Zaten dilekçe verilince 2 gün sonra basında duyuluyor. Kendileri Ekrem İmamoğlu hiçbir şey yapmıyor. Ekrem İmamoğlu sessiz kalıyor sözlerine karşılık bunu sızdırdılar ki biz iş yapıyoruz diyorlar. Çok ayıp, çok seviyesiz. Genel başkanını kendine vekil seçtiği Özgür Özel gibi birisinin toplantıya katılması arkadan ayak oyunlarıdır. Bunlar yumurta topuk siyasetçilerdir. Özgür Özel gibi isimlerin orada kalmaması lazım. Hemen istifa etmesi lazım. Ya da genel başkanın gücü yetiyorsa nasıl Tanju Özcan'ı disipline verdiyse o toplantıya katılanları disipline vermelidir. En başta Özgür Bey'e çekil demesi lazım. Parti meclisine 16 kişiyle müracaat edebiliyorsun ama genel başkan katılmadığı sürece toplanmak mümkün değil. Kemal Bey böyle bir taktik yapabilir. Ama Türkiye'de bu kadar mesele varken parti içi kavgalarla uğraşmak topluma fayda vermiyor. Tabanda da karşılık bulamayacaklar gibi düşünüyorum. İmzalar atıldıysa bugün genel merkeze dilekçeyi vermeleri lazım. Çünkü onları bir hafta içinde toplamaları lazım. Bu hafta vermezlerse demek ki diğerleri de bu imzadan vazgeçmiş demeklerdir. Bu bakımdan ben ciddiye almıyorum. Seçimden önce karşı tavırlar vardı. Ekrem Bey, Kemal Bey'e benim adaylığımı engelliyorsun. Ben Cumhurbaşkanı olacaktım diye Kemal Bey'e oy verdirmemek için bir grup kurulmuştu. Sonra Meral Akşener araya girdi ve bir barış sağladılar. Ama gizli gizli karşılıklı olarak birbirlerine olan nefreti büyüttüler. Ekrem İmamoğlu'nun geçmişinde CHP'ye hizmet etmişlik yok. Doğru Yol Partisi'nden gelmedir. O yüzden toplumun delege tabanından çok büyük karşılık göreceğini zannetmiyorum. Çünkü İstanbul'da yapılan mahalle seçimlerinde delegelerin çoğu Kemal Bey'i destekleyen delegeler. Ekrem Bey 3 ilçede filan etkili olur. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.